ahirete gittiklerinde yine aynı bu kafayla girecekler. Orayı da kendi kafalarına göre bir kapitalistlerin veyahut dindarların onlara bir oyun oynadığını, insan bilincine etki eden bir makine geliştirdiklerini, evet, ve dolayısıyla beyinlerini dondurduklarını ve onlara cehennem cennet diye hayat yaşattıklarını ve azap ettiklerini de iddia edebilirler. Yani bunlar da cinsliğin ve ilginçliğin sonu yok. Ama bir şekilde ona bir teşhis koyacaklar yani ahirette. Kendine bir oyun oynandığına inanacaklar. Çünkü evet, Allah diyor pişmanlıklarını da gizlerler diyor. Yani bakmak dahi istemiyor. Göz ucuyla bakarlar diyor. Mesela Rabbine söyle de diyor. Bize diyor size verdiği nimetlerden versin diyor. Rabbine evet, söyle de. Yani böyle yine alaycı, yine mesafede ve sürekli birbirlerine kavga halindeler ahirette. Birbirlerini arıyorlar. Ve cehennemde de sürekli dövüşüyorlar. Evet. Orada da bir kovalama içindeler. Buradaki fıtratlarının bozulmadığını Allah göstermiş oluyor yani. Buradaki kişilikleri aynen orada da devam ediyor. Evet. Çünkü ben okulda, akademideyken bir Mahmutcu arkadaşım vardı. Ya dedim şimdi sen ölsen ve birdenbire dirilsen dedim. Cennet, cehennem diye böyle bölümler göstertilse sana. Yani insanlar bir kısmı orada çok mutlu yaşıyor, bir kısmı da acı çekiyor. Burada Allah'ın varlığına inanır mısın, inanmaz mısın dedim. Bana güldü. Hadi sen dedim, olay niye din gözüyle bakıyorsun dedi. Onun da bir diyalektik açıklaması olur dedi. Yani niye o gözle bakmıyorsun, diyalektik gözle bakmıyorsun dedi, din gözüyle bakıyorsun dedi. Yani mutlaka onun da bir bilimsel açıklaması olur dedi. Evet. İşte bu kafa ahirette de olacak demektir. Yani Allah İnşallah. Orada göstertiyor. İnşallah. İnşallah. İnşallah.